Baykar Teknoloji firma ve yöneticilerine yönelik dolaşıma sokulan iftira ve çarpıtmalarına karşı açıklama yapıldı sayın seyirciler. Şirketin çalışmaları hakkında bilgi verilirken provokatif paylaşımın yalan ve iftiradan ibaret olduğu belirtildi. Türkiye'nin İHA devi iftiralarla bir kez daha hedef alındı. Baykar yalan ve iftiralara karşı cevabımızdır diyerek paylaştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden Evren Barış Yavuz, Baykar'a İsrail'e jet yakıtı satıldı diyerek çirkin bir iftiraya imza attı. İmamoğlu ise İBB'nin resmi sitesini propaganda için kullandı. Açıklamada iftira atan Yavuz'dan bahsedilmeden Haluk Bayraktar hedef alınarak suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. PKK yanlısı paylaşımlarıyla dikkat çeken Yavuz hakkında resen soruşturma başlatıldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın suç duyurusu yapacağını açıklamasıyla Yavuz bütün sosyal medya hesaplarını kapattı. Yaşanan çirkin iftiraların ardından Baykar tarafından açıklama yapıldı. Jet yakıtı sattılar iftirasındaki gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı denildi. Şirketin tek faaliyet alanının insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi olduğu belirtildi. Dünyanın en büyük siyah ihracatçısı şirketin sözleşmelerinin %97'sinin ihracat kaynaklı olduğuna dikkat çekildi. Baykar'ın kuruluşundan bugüne devletten hibe desteği almadığı vurgulanan açıklamada yatırımların öz kaynaklardan karşılandığı belirtildi. Öte yandan Baykar 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.